Merhaba balık hava hakkında her şey takipçileri. Yepyeni bir videoma daha hoş geldiniz. Geçen haftaki videomda devrek yakalama taktiklerini anlatırken sizlere en zevkli levrek yakalama yöntemi LRF'dir demiştim. Bu haftaki videoda ise konuyu biraz daha ayrıntıya indirip biraz daha derinleştirip LRF'de levrek yakalamak için nelere dikkat etmemiz lazım? Kamış seçimini, makine seçimini, misina ip seçimini, yem seçimini ve daha fazla ayrıntıyı sizlerle paylaşmak istedim. Dostlar ben Yıllar önce balık avlamaya yemli olta ile başladım. Klasik yemli 3 iğneli oltayla başladım. Daha sonra tabi biraz daha bir şeyler öğrendikten sonra surf casting'e geçtim. Tabi orada ağır kurşunlar atmak biraz beni yordu. Ve sürekli oturup balığı beklemek de biraz sıktı. Ve daha sonra spin yani at çek disiplinine geçtim. Spin'de tabi atış yaptık, gezdik, dolaştık, balıklar yakaladık güzel. Ve daha farklı Tekniklere de bir bakalım değil. LRF ile tanıştım. LRF'de balık avlamak biraz daha teknik, taktik istiyor. Hele ki levrek gibi balıkları yakalamak için çok daha fazla teknik çalışmanız gerekiyor. Ancak LRF çok ama çok eğlenceli geldi bana. Hafif takımlar olduğu için de sürekli çantamı sırtıma atıp meraları gezebiliyorum. Çok uzun zamanlar oltamı atıp çekiyorum ve çok az yorularak balık avımı yapıyorum ve günümü eğlenceli hale getiriyorum. Hele bir de levrek yakalayınca tadından yenmiyor. LRF ile tanıştıktan sonra da yemli ava pek ve söyleyebilirim. LRF ile balık avlarken, levrek avlarken mikro vibrasyon yemleri, metalcikleri, silikon yemleri çok kullanıyorum. Hele ki levrek yakalamak istediğimde silikon yemleri yanımdan hiç ayırmıyorum. Kokulu silikonlar LRF'de çok popüler. Eğer silikonunuz kokulu değilse bile harici olarak koku alıp bunları üzerine sıkabiliyorsunuz ve bunlar balığa cezbedici geldiği için avınız daha verimli geçebilir. Öncelikle LRF yöntemiyle avlanmak bir bağımlılık sizde yaratabilir demek ihtiyacını duyuyorum. Onu başta söyleyeyim. Çünkü gerçekten çok zevkli. Şimdi LRF'de balık yakalamak için tabii ki ekipmanların çok iyi seçilmesi lazım. Öncelikle kamış ve makine seçimine şöyle bir değinelim istiyorum. Çok çeşitli boylarda ve gramajlarda kamışlar mevcut. Genellikle 2 metre ile 2.30 arasında değişiyor. Hatta 2.40 bile olabilir kamışların uzunluğu. Atış aralıkları sıfırdan başlayarak en fazla 11'e bilemediniz 12'ye kadar çıkabilir. Daha üstü light spin'e girer. Bu aralıklarla mümkün olan en uzun olta başını seçebilirsiniz. Bu atış mesafemizi biraz daha arttırır. Tabi kamışı seçerken kullanacağımız yemi de göz önünde bulundurmamız lazım. Mesela sadece metalciklerle maketlerle avlanıyorsak sert aksiyonlu bir kamış seçeriz. Silikonla avlanıyorsak yumuşak aksiyonlu bir kamış seçeriz. Makine seçimine gelirsek hedefimiz levrekse ki LRF yönteminde de 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyler geçerlidir. Düşük devirli makineler seçmemiz lazım. LRF'de makinede düşük devir olmasının nedeni suda yem ne kadar çok kalırsa o kadar çok şansımız artar. E, levrek de zaten çok fazla hız istemediği için çok güzel bir seçim olur. Tabi makinemizin en az 3-4 kilo balığı yakalama kapasitesi olması lazım. Bu yüzden de drag gücünün yüksek olması mümkün olduğunca yüksek olması önemli. LRF'de binlik ve ikilik binlik makineler kullandığımız için mümkün olan en güçlü modelleri seçmekte fayda var. Gelelim Misina seçimine, LRF'de genellikle ip kullanıyorum arkadaşlar. Sizlere de ip kullanmayı tavsiye ederim. İpin atış aralığı 0.06-0.08 milimetre. Örgüsünün mümkün olduğunca 8'den aşağı düşmemesine dikkat edin. Örgü sayısı arttıkça ipin pürüzsüzlüğü artıyor, çeker değeri artıyor çünkü. E zaten ince misina kullandığımız için, ince ip kullandığımız için ne kadar çok çekerse bizim için o kadar daha iyi olur. LRF'de yemlerimiz çok hafif olduğu için, kıyıdan mümkün olduğunca uzağa atmaya hedefliyoruz. O yüzden misinamızın ince olması bize bu atış eriminde fayda sağlar. Peki niye ip tavsiye ediyorum? Misinanın net gibi dezavantajları var diyelim mesela. Misineler ipe göre serttir. Atış mesafesi bu yüzden azalır. İpler misine ile karşılaştırıldığında hiç esnemiyorlar. Bu bir avantaj LRF'de. Evet ipler su içerisinde misinadan daha çok görünürdür. Ancak bunu da florokarbon liderli bir akım bağlayarak çözebilirsiniz. Dostlar LRF'de genelde jig head kullanıyoruz. Silikon yemlerden bahsediyorum tabii ki. Silikon yemlerde jig head ağırlıkları çok çeşitli. Silikonun kaymasını önleyen çentikleri olan jig head iğneleri seçmek size avantaj sağlar LRF'de. Tabii bu jig headlerin boyalmış olanları, balık kafasına benzetilmiş olanları da var. Normal kurşun olarak hiç boyanmamış Yuvarlak veya işte üçgen olanları da var. Ağırlık seçecekken tabi derinlik önemli. Hedef balığımız önemli ve akıntı da çok önemli. Bu yüzden 7-8 grama kadar değişken ağırlıklı jiket kullanabilirsiniz. Tabii çok akıntı vesaire olmayan çok derin olmayan yerlerde ise 1 gramlık jiketler bile kullanabilirsiniz. Ve bunun üzerine tabi takacağınız silikonun da az da olsa bir ağırlığı var. RF e kamışınızın atarını çok fazla geçmemiş olursunuz. Gelelim yem seçimine. Levrek avında silikonu çok övdüğümü diğer videolarımda fark etmişsinizdir. Kokulu silikonlar LRF yönteminin en çok tercih edilen yemi'dir. Kurtlara, böceklere benzeyenleri de var, küçük yavru balıklara da benzeyenleri var. Bu dünyadaki çeşitleri saymakla bitiremeyiz arkadaşlar. Bu silikonlara çeşitli kimyasal sıvılar emdiriliyor zaten paketlerinde bunu da görürsünüz sıvıları. Bu silikonların çoğunu jikete takarsınız ve hatta isterseniz jikete bir hırsız yine de bağlayabilirsiniz. Arka taraftan kuyruktan hamle yapan balıkları yakalama şansınız böylece artar. Levrek için derseniz pek de hırsız iğneye gerek yok çünkü levrek ağzını açar ve bütün yemi ambarlar tabiri caizse yani hepsini tamamen ağzına alır. O yüzden hırsız iğnenin çok da bir gereği bence yok. Hırsız iğne takınca çünkü biraz daha takılma riskini arttırıyoruz. Tabi bu silikon yemleri sadece levrek için değil. Melanur, mırmır için de kullanabilirsiniz. İstavrit için de, eşkina için de kullanabilirsiniz. Her türlü balığı yakalayabilirsiniz. Eğer tatlı su avı yapıyorsanız yine tatlı su levrekleri, kasnalar, turnalar yakalanabilir. Diğer tercih ettiğim yem ise metal jikler. Özellikle yaprak gibi suyun dibine salına salına inen jikler levrek avlarında çok işe yarıyor. Bunu tekneden ve kıyıdan kullanabilirsiniz. Uzağa atabilecek uygun dip yapısı olan meralar bulduğunuzda bunları deneyin bence. Ama dibe takmamaya da dikkat etmenizi öneririm. Çok kayalık yerlerde, taşlık yerlerde takabilirsiniz. Çünkü bunlar az uz para etmiyor. Bayağı pahalı malzemeler. E bunu da dibe takıp koparttığınızda kendinizi pek iyi hissetmeyebilirsiniz. Metalciklerin metal vibrasyon olanları da var. Özellikle bunlar levrek, eşkina, granyoz gibi birbirine benzer balıkları cezbediyorlar ve bu yüzden de son zamanlarda popüler bir yem haline geldiler. Çekişlerde titreyerek balığın dikkatini çekiyorlar. Bu nedenle de güzel avlara imza atabiliyorsunuz. Tabi LRF ile avlanırken bazı ekstra malzemeler de kullanmanız lazım. Mesela liman içlerinde durgun olan yerlerde avlanıyorsanız profe balıkları rahatça LRF kamışıyla kaldıramadığınız için de yanında bir kepçe bulundurmak gerekir yanızda bir kepçe bulundurabilirsiniz. LRF ile gece avlanıyorsanız biraz aydınlık yerleri tercih edebilirsiniz. Akşam hava karardıktan sonra gece yarısına kadar LRF ile çok güzel balıklar yakaladığımı hatırlıyorum. Sizler de bu saatleri değerlendirin. Tabii ki iğneniz mutlaka keskin olmalı arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. Bu hafta da size LRF ile ilgili dilim döndüğünce bilgi vermeye çalıştım. LRF ile levrek yakalamanın ne kadar zevkli olduğunu anlatmaya çalıştım ve bunun dışında da sizlerle malzeme seçimi ile ilgili bilgilerimi paylaşmaya çalıştım. Umarım işinize yarar. Güzel balıklar yakalarsınız. Her salı akşam saat 9'da balık avı hakkında her şey yepyeni bir video yayınlıyor. Takipte kalıp kanala abone olursanız, bildirimleri açarsanız bu videoları da kaçırmazsınız diyorum. Abone olan dostların hepsine ayrı ayrı teşekkür de etmek isterim. İnşallah daha güzel videolarla birlikte oluruz.